Bu sefer beni YouTube'dan takip edenlerin aksine Twitter'dan takip edenler kazandı. Peki neden kazandı diye soracak olabilirsiniz. Yaklaşık bir 4 ya da 5 gün önce ile ilgili bir tweet atmıştım ve tweet attıktan yaklaşık 2 gün sonra Vergecoin kendini ikiye katladı ve o tweeti gören yanlış hatırlamıyorsam etkileşimlere bakarak söylüyorum bunu. Yani 20-25 kişi parasını ikiye katlayabildi çok basit bir şekilde altına tabii ki sonradan yorumlar geldi işte kaçırdık başka var mı falan diye ama oradan takip edenler çok çok temiz bir şekilde parasını ikiye katladı. Sıfır sıkıntı, sıfır sıkıntı peşindeyiz hepsini bırakmayız kırıntı. Bu videoda bir coin söylemeyeceğim. Benim de beklediğim bir coin'i söylemeyeceğim şuna yatırım yapmalısınız gibi bir coin de söylemeyeceğim. Coin söylemeyeceğim yani. Bitcoin'in sürekli düşmesinden dolayı ben de Bitcoin ve altcoin'lere biraz daha uzak duruyorum şu an. Çünkü hepsi bir düşüş trendinin içerisinde oluyor ve sürekli bir para kaybetme eğiliminde oluyoruz. Bunu aksine de çevirebiliriz tabii ki. Fakat şu an gerçekten bunun için çok zor bir zaman olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha böyle token satışlarına, airdroplara veya ikolara yanaşmaya çalışıyorum. Ikolar biraz daha uzak tabii ki ama token satışlarında sürekli aktif olmaya çalışıyorum güncel çok fazla token var ve hepsi gerçekten ileride değerlenebilecek tokenler. Mesela bu videoda sizlere anlatacağım tokenin adı Rexel tokeni. Aslında bir ICO fakat token satıyorlar, coin satmıyorlar kesinlikle. Kendi platformları içerisinde kullanabilecekleri bir tokeni satıyorlar. Yani bu dışarıda olacak tabii ki borsada olacak fakat nerede, hangi platformda olduğu belli. Kendi tokenleri sonuçta. Peki neden bu tokeni anlatıyorum? Bana bunu soracak olabilirsiniz. Öncelikle tabii ki de bu bir sponsorlu video. Yani Rexel'ın marketing tarafı bana ulaştı ve birlikte bir işbirliği yapabilir miyiz diye sordu. Ben de Rexel'ı araştırdıktan sonra aslında benim de sorunuma bir çözüm olabileceği için bunu kanalımda paylaşmak istedim. Peki Rexel ne? Bunu soracak olursak. Aslında emlak sektörüne bir yenilik getiriyor Rexel. Yani emlak sektörü değil sadece depozito isteyen bütün alanlara yenilik getiriyor. Yani otomotiv kiralama, araç kiralama, emlak bunların hepsine dahil olarak bir yenilik getiren bir platform Rexel ve kuş bakışı uzaktan bakacak olursak da getirdiği yenilik tamamen en büyük dertlerden biri olan depozitoya bir yenilik. Ev veya araç kiraladığınızda verdiğiniz o depozitoyu kira süresi bittiği zaman doğal olarak geri almanız gerekiyor. Arabada herhangi bir hasar vesaire yoksa. Fakat ev veya araç sahipleri bu depozitoyu evde bir bahane üreterek alıyorlar ve kullanıyorlar tabii ki de. Yani anlaşma dışına çıkılarak yenileme için paranız kullanılıyor ve geri alamıyorsunuz o parayı. Bu çok fazla yaşanıyor ve sizin de elbet bir tanıdığınızın bunu yaşadığını düşünüyorum. İşte bu depoz olayına Rexel devreye giriyor yani devreye girecek şu an kullanılmıyor tabii ki de. Nasıl devreye girecek? Yapılan bu anlaşmalar Ethereum blockchain'inde bir smart contract olarak belirlenecek. Yani bir akıllı sözleşme olacak ortada ve bu akıllı sözleşme sayesinde biz de kendimizi garantiye almış oluyoruz ve bizim bu depozito ücretimiz Ethereum blockchain'inde saklanıyor. Dolayısıyla ev sahibi bunu şartsız koşulsuz kendine alamıyor. Tamamen orada akıllı bir sözleşme var ki bildiğiniz gibi Ethereum'da zaten smart contract'leriyle ön planda olan bir coin. Bu sözleşme bir kere yapılıyor, değiştirilemiyor ve belirtildiği gibi çalışıyor kesinlikle. Yani daha basit anlatacak olursam kiracı ve ev veya otomobil sahibi arasında bir smart contract oluşturuluyor burada. Bu da Ethereum blockchain'inde saklanıyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmayı tamamladıktan sonra kiracı bu smart contract'in içerisine depozitoyu yatırıyor. Artık ne kadar bir depozito ücreti varsa ve para buradaki kontraktin içerisinde kalıyor. Kira süresi sona erdiğinde ise buradaki depozito kiracıya tamamen geri ödeniyor. Peki diyecek olursanız ters bir durum olursa hani sürekli bu yaşanmıyor dolu olarak evde gerçekten bir hasar varsa ya da bir durum varsa ne olacak? Olası bir evde veya arabada hasar durumunda veya farklı bir sözleşme aşan durum durumunda ev sahibi depozitoyu vermek istemezse Rexel platformunda bir başlık açabiliyor. Yaşadığı şikayetle ilgili bir başlık ya da evine otomobiline hasar geldi bununla ilgili ne yapabilirim gibi bir başlık ve bu başlıkta Rexel tarafından bağımsız danışmanlar tarafından inceleniyor ve bu smart kontrakteki şartlar vesaire bunlar hangi taraf için daha uyumlu hangi durum olması gerekiyor bunlar ölçülüyor bunlar değerleniyor ve bir çözüme ulaşılıyor dolayısıyla paraya kiracıya geri dönüyor ya da ev sahibine gidiyor ya da pay oluyor bilmiyorum. Fakat bu depozito olayına çok rahat bir şekilde çözüm getirebilen bir ICO, bir platform. Benim kişisel fikrim bu Avis veya uluslararası ev kiralama şirketlerinde çok fazla işe yarayacağı. Çünkü genelde insanlar parasını buradan geri alamıyor. Ne olur ne olmaz, ne yapsalar da, ne etseler de hiçbir şey yapmasalar da o para, o depozito parası orada yanıyor. İşte uluslararası ev kiralama, Airbnb, Avis bunların hepsinde devreye girebilecek bir sistem bu. Türkiye'de devreye girer mi? Bana kalırsa kesinlikle girmez. Çünkü Türkiye'de bir ev sahibinin böyle smart contract oluşturmak falan bunlarla ilgili etkileneceğini düşünmüyorum. Parasını peşinde herkes tabii ki. Peki diyecek olabilirsiniz bu çıkacak token satışında hani yılda erken erişimde satılacak bu token ne işimize yarayacak? Hani niye alıyoruz biz bunu? Dediğim gibi bu smart kontrakte ev sahibi oluşturuyor ve kiracı bunu kabul ederse içerisine parasını atıyor. Ev sahibinin de bu smart kontrakte oluşturabilmesi için Rexel token'a ihtiyacı var. Çok basit. Yani kiracının Rexel token'a ihtiyacı yok. Ama ev sahibinin bu smart kontrakte oluşturabilmesi için Rexel token'a ihtiyacı var. Yani bütün bu olayın ilk anahtarı bu tokende başlıyor. Bu token yoksa hiçbir şey gerçekleşemiyor gibi bir durum var. Demin de dediğim gibi Türkiye'de pek işleyebilecek bir sistem değil bana kalırsa. Daha çok Avrupa ve Amerika'da işleyebilecek bir sistem bence işler yani. Ve tabii ki de her token veya coin gibi bu da bir borsaya açılacak. Ve bu tokenin değeri artacak doğal olarak. Hani yüzde kaç artar bir durum yok ama artacağı kesin. Ve üstüne üstelik de gerçek gerçekten Amerika ve Avrupa'da bu sistem kullanılırsa token kendi fiyatını çok rahat bir şekilde katlayabilecek. Kat kat katlayabilecek. Bizim açımızdan da Amerika ve Avrupa'nın bunu kullanması yeterli. Çünkü presale'da alıyoruz tokeni ve coin'in değeri arttıkça biz kar sağlamış oluyoruz. Hani bunun gerçekten çalışır bir sistem olması aslında bakarsanız bizim açımızdan çok da önemli değil. Çok basit bir mantıkla hani yatırdığımızdan daha yüksek bir fiyata satmaya çalışıyoruz tabii ki de. Yani ülkemizde kullanabilmesinden çok başka ülkelerin kullanması bizim için çok daha mutlu edici bir durum. Token'i almak isterseniz veya takımını araştırmak isterseniz veya roadmap'ine bakmak isterseniz Bunların hepsi açıklama kısmındaki linkte var Bu arada bu arada bu arada Hiç unutmadan şunu söylemem gerekiyor Bu videoda anlattıklarım ve anlatacaklarım Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Tamamen benim şahsi fikrim, görüşüm ve araştırmalarım sonucu edindiğim bilgilerdir Yani nasıl Shift Delete veya WebTekno Bir telefonu böyle alıp Bir kez bile alınmaya almayın demeden inceliyorsa işte buradaki tuşu böyle Buradaki tuşu böyle diyebiliyorsa Ben de şu an Rexel ikosunu Ve bundan önce yaptığım incelemelerde anlattığım bilgilerde sadece sizlere kendi şahsi fikrimi ve bilgimi aktarıyorum. Bu videoda da örnek vermem gerekirse Rexel'ı inceliyorum. Size video içerisinde bir kere alın demiyorum, bir kere de almayın demiyorum. Ben sadece bir inceleme çekiyorum. Sizin kafanıza yatarsa, cüzi miktarlarla yatırım yapabilirsiniz. Size kalmış kesinlikle. Ki bana soracak olursanız da hani yatırım yapmak istiyorum, ne kadar yatırım yapabilirim diyecek olursanız da kesinlikle kaybederseniz üzülmeyeceğiniz bir para olması gerekiyor. Çünkü bu %100 işleyecek, %100 artacak bir olsaydı herkes yatırım yapardı ve herkes parasını katlardı. Ama batma ihtimali de var, çok kazandıramama ihtimali de var, çok kazandırma ihtimali de var. Bunları göz önünde bulundurarak çok cüzi miktarda hani onu kaybedersek de üzülmeyeceğimiz diyebileceğiniz bir parayla yatırım yapmanız gerekiyor. Çok fazlaya gerek yok yani. Token satışı 11 Nisan'a kadar devam edecek ki sanırım bu videoyu 11 Nisan'da falan yayınlayacağım. Yani üzülerek söylüyorum ki %100 bonus fırsatını kaçırdık. Çünkü pre sale'da erken satışta belli bir miktar satıyorlar ve ilk alanlara %100 bonus veriyorlar. İkinci alanlara %50 bonus veriyorlar falan filan diye öyle ilerliyor yani. Biz %100 bonusu kaçırdık şu an. Baktığım kadarıyla %50 bonusla alabileceğiz şu an. Yani aldığınızın %50'sini hediye verecek size Rexel token olarak. Bir Ethereum karşılığında 1800 Rexel alabiliyoruz ki bir Ethereum 460 dolar şu anda. 460 dolarla 1800 tane Rexel token alabiliyoruz. Tabii ki de bu token gibi bütün ilk olarak katılabilmek için My Ether Vault gibi ERC20 algoritmalı bir vault'a ihtiyacınız var. Bunun en basit yolu MyEtherWallet'dan bir wallet oluşturmak. O wallet adresinden bu ICO'ya parayı göndermek. Ve karşılığında da bu ICO'nun sahiplerinin o cüzdana geri Rexel tokenlarınızı göndermesi. Yani sakın BTC, TÜRK, BINANCE... Polonex gibi yerlerden bu ICO'ya katılmaya çalışmayın. Sonucu ne olur bilmiyorum ama katılmayın. Hani gerek yok böyle bir şeye. Bunu biraz daha araştırabilirsiniz. ERC20 yazarsanız zaten görebilirsiniz her şeyi. Anlatacaklarım bu kadardı. Yeni coinlerden haberdar olabilmek için ve böyle kısa zamanda ikiye katlayabilecek coinleri çok yakından takip edebilmek için Twitter'ımdan beni takip edebilirsiniz ki Patreon gibi bir hesaptan sizlerin cebinden para alarak bir bilgi aktarımı yapmıyorum gördüğünüz gibi. Şu an Türkiye'de 6-7 tane Bitcoin ile ilgili video üreten varsa 6-7'sinin de Patreon hesabı var ve hani aylık 20-30 dolar istiyorlar sizden sadece bu paylaşımları görebilmeniz için. Bana çok saçma geliyor hani kanalıma reklam almama laf edenlerin buraya para vermesi çok daha garip geliyor. Çünkü hani sizden alıyorum direkt parayı. Sizden niye ben para alıyorum bunu anlamıyorum zaten. Ben bir şey biliyorsam burada da paylaşıyorum. Ama onlar para alıyorlar ki bir bitcoin kraliçesi galiba bunu yapmıyor. Onun dışında bütün kanallar yapıyor. Yani ben yapmıyorum. Yapmayı da hiçbir zaman düşünmüyorum. Fakat böyle coinleri ücretsiz bir şekilde takip etmek isterseniz beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Sorularınızı oralardan sorabilirsiniz. Ve videolarıma daha erken erişebilmek için böyle dakik işlemler yapabilmek için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi beğenmeyi unutmayın ve yan taraftaki zil butonundan da bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.